Merhabalar arkadaşlar, ben Erkan Öz. Bir Dünya'nın bir programında daha tekrar birlikteyiz. Önce Trump seçilirse küreselci Amerika'nın Fed'e müthiş bir parasal daraltma başlattıracağını söylemiştim. Öyle de oldu. Bakalım, evet o döneme kadar 2008 ile 2016 arasında 200 yılda bastığı Merkez Bankası parasının 3,5 katını daha basan Fed, Trump başkan seçildikten kısa bir süre sonra 2018'de bastığı paraları yakmaya yani daraltma yapmaya başlamıştı. Tıpkı dediğim gibi. Ondan sonra da demiştim ki Trump Fed'i bu sıkı para politikasından yani para yakmadan döndürürse muhtemelen karşı taraf Trump'ı bitirmek için suikast dahil her yolu dener. Her şeyi yapar. Bakalım Trump o dönemde Fed para yakarken sürekli Fed'i eleştirmişti. Ekonomiyi mahvettiğini, parasal genişleme yapması gerektiğini söylemişti diye diye sonunda belki de onun etkisiyle Fed tekrar parasal genişleme yapmaya başladı. 2019 Eylül'ünde repo piyasası patlayınca daha da fazla genişleme yaptı. Faizleri tekrar sıfıra indirdi ve o arada zaten ne oldu? CVD 19 ile beraber 2020 krizi başladı. Peki her şey dahil o zaman küreselciler Trump'a karşı ne yapabilirlerdi? Dünya'nın bir 59. bölüm 16 Şubat 2020 tarihinde yayınlanmıştı. Bu bölümün adı Trump'a karşı Operasyon Siyah Kuğu. Acaba böyle bir operasyon mu var? Bir siyah kuğu operasyonu mu var diye bir bölüm çekmiştim. CVD 19 Trump'ı yerinden edebilmek için eğer kasti olarak oluşturulmuş bir olaysa muhteşem bir silahtı. Bu bölümde onu anlatıyordum. Yani Trump'ı göz göre göre Fed'in para yakmasıyla kaldıramazlardı ama Trump'ın kendilerini suçlayamayacağı bir şeyle, Amerika'nın dışında başlatılan bir şeyle pekala Trump'ı bir sağlık hadisesiyle yerinden edebilirlerdi. Bununla şunu demek istemiyorum. Bir komplo teorisi yapmaya çalışmıyorum. Elimizde bununla ilgili bir delil yok. Yani CVD 19'un kasten küreselci güçler tarafından başlatıldığına dair çeşitli iddialar ortaya atıldı ama bunların hiçbir tanesi gerekli onayı alamadı bilimsel değerlendirmelerden. Bilemiyoruz. Bu acaba kasti yapılan bir şey miydi, değil miydi? Bazı komplo teorisyenleri ta orta çağda olan hatta daha eski olan bütün salgınların işte kasten yapıldığını falan iddia ediyorlar ki bu ne bilime ne akla ne insanlık tarihine hiçbir şekilde uyan bir şey değil. Ama günümüzde gelişen teknoloji ve imkanlar sayesinde elbette bir güç, bunun bütün küresel bir organizasyon da olmasına gerek yok. Kuzey Kore gibi bir devlet bile istihbarat örgütlerinden kaçırırsa bir virüsle böyle bir şey dünya çapında başlatabilir ve önceden kendisi de virüsün aşısını seneler önce geliştirmiş de olabilir. Burada demek istediğim Trump bu virüs hadisesi olmasaydı çok büyük bir ihtimalle seçimi de kaybetmeyecekti arkadaşlar. Küresel güçler Trump'tan nefret ediyorlardı ve onu bir şekilde yerinden etmek için her şeyi yaptılar. Virüs onların elbette ki kasti olarak yaptığı bir şey olmayabilir. Tamamen insanlık tarihinde zaten görülen bir olay. Zaten Çin bu tip virüslerin merkezi işte kültürel alışkanlıklar, yeme içme alışkanlıklarından dolayı ve tabii hızlı sanayileşmeden dolayı doğa orada sürekli bozuluyor. Ve aslında bu da hayatın aslında normal akışında da gayet mümkün olan bir olay. Trump işte narsist kişiliği ve vurdum duymaz kişiliğiyle bilime çok da kıymet vermeyen tarafıyla yanlış politikalarıyla bu CVD 19 hadisesine karşı yapması gerekenleri yapmayıp her şeyi eline, yüzüne, gözüne bulaştırmış ve kendi kabahatiyle de seçimi kaybetmiş olabilir. Sonuç olarak Joe Biden 290 delegeye ulaştı ve şu anda birçok basın kuruluşu tarafından hatta birçok dünya devleti tarafından artık Amerika'nın başkanı olarak kabul edildi. Başkanlık meselesi çözüldü. Bu olumlu tabii bizim altın, gümüş ve Bitcoin için kısa vadede olumlu sayılabilecek bir gelişme. Fakat şu anda da Senato konusu var. Yani hem Senato'yu hem başkanlığı alırsa Demokratlar bu çok daha olumlu olacak. Şu anda Senato yarışında da geriye 4 koltuk için yapılan seçimler kaldı. Bunlardan 2 tanesi Alaska ve Kuzey Carolina'da hala oy sayımı devam ediyor ve Cumhuriyetçiler Trump taraftarları önde, Alaska'da açık ara önde. Yarışan adayların hiçbirisi ilk turda %50'yi alamadığı için Georgia eyaletinde böyle bir kural var. Bu iki koltuk için de 5 Ocak'ta yeniden seçim yapılacak. İlk ikiye kalan adaylar arasında.
Ve 5 Ocak'ta yapılacak bu seçim Senato'nun kimde kalacağını ortaya çıkaracak. Yani 5 Ocak'a kadar Senato'nun kimde olduğu belli olmayacak. Bu bir belirsizlik. Tabii olumsuz bir faktör. Eğer ikisi de Demokratlar da olsaydı ki ben seçimden önce en tercih edeceğim senaryonun bu olacağını söylemiştim. Çünkü en çok piyasaya nakit verilecek senaryo bu. Altın, gümüşü ve Bitcoin'i en çok coşturacak olan senaryo bu. Böyle olursa tabii Türkiye'nin kısa vadede başı derde girecek Biden'la, bu belli. Ama sorunları ertelemenin de bir alemi yok. Trump'la da zaten başımız beladaydı. Ne olacaksa olsun görüşündeyim ben. Madem Biden efendi bizimle bir hesaplaşmak istiyormuş, gelsin görüşelim diyorum. Şimdi Senato Cumhuriyetçilerde kalırsa bir deflasyon, yani kilitlenme, piyasaya nakit girmemesi, bir kurtarma paketi yeniden oluşmamasına dair endişeler vardı. Fakat Senato'nun Cumhuriyetçi lideri McConnell yeniden seçildi ve adeta Demokratlara seçimden sonra zeytin dalı uzattı ve az da olsa bir kurtarma paketi için, mesela şunun gibi veya şunun gibi, büyük ihtimalle bunun gibi, sene sonundan önce çıkartabileceklerine dair, hatta o demokratların bazı isteklerini de kabul edebileceğine dair bir açıklama yaptı. Adeta Trump'tan ayırdı kendini. Ve bu da bize şunu gösteriyor. Yine olumlu bir şey buradan çıkabilir. Küçük de olsa olumlu bir şey buradan çıkabilir. Gelelim asıl konumuza. Biden nasıl bir kişiliktir ve Biden seçildiğine göre önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo göreceğiz ve bu tablo nasıl altını, gümüşü ve Bitcoin'i adeta roketleyecek? Biden 2008'deki kurtarma paketleri yapıldıktan sonra, oğul Bush tarafından kanun çıkartıldıktan sonra seçimle göreve gelen Obama yönetiminde başkan yardımcısıydı, biliyorsunuz. Ve bu başkan Obama ve onun kadrosu, yani Biden liderliğindeki kadrosu ne yaptılar? Dünya tarihinde görülmemiş parasal genişleme yaptılar. Fed ile beraber. Yani biz bunu Bernanke'ye, o zamanki ABD Merkez Bankası Başkanı'na atfediyoruz ama sonuçta bu yönetimin nezareti altında gerçekleştirildi bu. Yani Amerika şu beyaz çizgi 200 yılda bastığı Merkez Bankası parasının 3,5 katını bastı. Joe Biden'ın nezaretinde. Yine ben 5 Temmuz 2020'de yayınladığım Dünyanın Haberi 121. bölümde Great Reset diye bir plandan bahsetmiştim. Dünya Ekonomik Forumu ve onun etrafında toplanan küresel elitler diyebileceğimiz, özellikle sermaye ve çeşitli teknokratlar, hukukçular, akademisyenler bir büyük resetten bahsediyorlardı. Şimdi Fox News'tan Justin Haskins bir makale yayınlamış 23 Temmuz'da ve Joe Biden'ın bu büyük reset hareketiyle bağlantılarını ortaya koymuş. Peki büyük reset neydi, o bölümde anlattığım? Merak edenler ayrıntılı olarak tabii bölümü seyredip tekrar görebilirler. Büyük resetle Dünya Ekonomik Forumu şunu istiyor. CVD-19 adeta bahanesiyle dünyanın kapitalizmine bir reset atalım. Tabii kapitalizme reset atalım deyince bunun içerisinde elbette ki nedir bunun ana damarı? Dünya para sistemini de reset atalım. Ve burada ben ayrıntılarını vermiştim. Plan şu: kapitalist sistemi shareholder, yani hissedar kapitalizminden stakeholder, yani bir paydaş kapitalizmine döndürmek. Yani bir şirket sadece kar için çalışmasın, çevresi için, sosyal adalet için de çalışsın vesaire gibi bir ana teması var. Bunun başarılması için de elbette ki sınırsız para gerekiyor. Yani bugünkü sınırsız doların miadını doldurmaya başladığını bu elitler gayet iyi biliyorlar. Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosunun dolduğunu, doların gidici olabileceğini çok iyi biliyorlar ve bunun yerine neyi hazırlıyorlar? IMF'nin adeta dijital parasını, kripto parasını, kripto SDR ya da IMF coin diyebileceğimiz bir para hazırlıyorlar ve bunun da learning coin olarak ilk örneğini Financial Times'ın haberinden öğreniyoruz. IMF ve Dünya Bankası 2018 yılında kullanmaya başlamış zaten. Bununla amaçlanan tabii bu program, bu Big Reset, bir sürü çevre, enerji vesaire alanlarda yatırımlar gerektiriyor ve bu yatırımların finansmanını amaçlıyor. Zaten dünya merkez bankaları gördüğünüz gibi kendi ekonomilerine oranla çılgınlar gibi zaten para basıyorlar. Japonya kırmızı, sarı İsviçre, yeşil Avrupa bu şekilde gidiyor. Bunlar daha da fazla para basılabilmesi için şu anda bilançosu boş olan IMF'yi kullanmak istiyorlar. Doların da doğrudan vatandaşlara, bu büyük resetin bir başka parçası olan evrensel temel gelir ya da bizdeki adıyla vatandaşlık maaşı
verilebilmesi için kripto dijital dolar haline getirilmesi için uğraşacaklarını belirtiyorlar. Trump yönetimi de bir kripto dijital dolar getirecekti fakat o altına dayalı olarak bunu getirmek istiyordu. Judy Shelton vasıtasıyla artık o plan Trump'la beraber rafa kalktı. Biden yönetiminin gelmesiyle bu Big Reset Joe Biden tarafından da şimdi göreceğiz. Derinlemesine benimsendiği için ne olacak? Dijital dolar ve dijital bir IMF parasıyla karşı karşıya kalacağız ve bunlar sınırsız paralar olacaklar ve dünya çapında bu Great Reset için yapılacak trilyonlarca dolarlık harcamaları, 10 trilyonlarca dolarlık harcamaları işte bu sınırsız paralarla dünya elitleri finanse edecekler arkadaşlar. Joe Biden nasıl bu Big Reset'le bağlantılı? Konuşmalarında kullandığı ifadelerle adeta Big Reset'e göz kırpıyor. Açıktan ben Big Reset'i, Büyük Reset'i destekliyorum demiyor ama mesela 9 Temmuz'da kampanyası çerçevesinde yaptığı bir konuşmasında Biden tıpkı Dünya Ekonomik Forumu'nun dilini kullanıyor ve diyor ki biz bu shareholder kapitalizmi yani hissedar kapitalizmi dönemini sona erdirmeliyiz. Aynı dili kullanıyor. Yine bu Dünya Ekonomik Forumu'nun The Great Reset başlığı altında kullandığı bir başka kavram var. Build back better. Yani build yap, back yeniden, better daha iyi. Yani mevcut sistemleri yıkalım ve daha iyisini yapalım. Bunu Joe Biden defalarca kullanıyor. Bakın Joe Biden'ın kampanya web sitesinde build back better teklifi yer alıyor. Burada ulusal bir çabayla yeni iş olanakları oluşturulacağı ve bu şekilde yeni, modern, sürdürülebilir bir altyapı ve herkese eşit dağılacak bir temiz enerji geleceği oluşturulacağı söyleniyor. Ve Biden'ın Build Back Better planının iki tane yazarı var. Birisi John Kerry, Great Reset'in büyük bir taraftarı olduğu biliniyor. Diğeri de Kongre üyesi, sosyalist görüşleriyle tanınan Alexandria Ocasio-Cortez. Bu ikilinin oluşturduğu komite bu planı yazıyor. Ve Dünya Ekonomik Forumu'nun bir sürü Build Back Better kavramını kullanan çalışması var. Ve bir tanesinin adı da CVD-19'dan sonra nasıl Build Back Better yapabiliriz? Yani eski sistemleri yıkıp yerine yenilerini kurabiliriz. Tabi burada Biden'ın yardımcısı yani başkan yardımcısı Kamala Harris de çok önemli. Çünkü Biden'ın sağlık sorunları ortada. Hatta zihinsel performansında çok büyük sıkıntılar olduğu ortada. Bu konuda medyada çok eleştiriliyor. Büyük bir ihtimalle başkanlığın ya bir dönemini yapacak Biden ya da o bir dönemi bile bitiremeyecek. Belki 2 sene sonra yerini Amerikan kuralları gereği başkan yardımcısına yani Kamala Harris'e bırakacak. Kamala Harris de birçok konuda ortada görüşleri olmasına rağmen Alexandria Ocasio-Cortez'in taraftarı olduğu yeşil yeni görüş, Green New Deal ya da yeşil yeni düzen planının büyük bir savunucusu. Peki bu nedir yeşil yeni düzen? Bütün Amerikan enerji ve ulaştırma yapısının çevreci prensipler çerçevesinde yıkılıp yeniden yapılması. Yani uçak yolculuklarına kadar, jet uçakları çok fazla havayı kirlettikleri için her şeyin değiştirileceği, eski fosil yakıtların tamamen ortadan kaldırılacağı, petrol bu kaya gazı endüstrisinin ortadan kaldırılacağı, her şeyin elektrikli araçlara dönüştürüleceği, bütün altyapının buna göre değiştirileceği bir yatırımlar bütünü ve tabii bunun içinde toplumun fakir kesimlerine verilecek bir sürü yardım programları, iş ya da vatandaşlık maaşı gibi garanti gelirlerin, sağlık harcamalarına yönelik desteklerin, büyük desteklerin yer alacağı bir planlar bütünü. AOC yani kısaltma adıyla AOC Alexandria Ocasio-Cortez kendisi diyor ki bu benim planım en az 10 trilyon dolara mal olur. Üstünü açık bırakıyor. Bloomberg bir değerlendirme yapmış. Bütün bu söylenenlerin yapılabilmesi için en az 51 trilyon dolar ila 93 trilyon dolara ihtiyaç var. Arkadaşlar bu korkunç bir rakam. Dünyadaki bütün borsalarda listeli yüzlerce belki binlerce şirketin toplam değeri 90 trilyon dolara bile varmıyor. Bundan bile büyük bir rakam. Bu korkunç rakamları harcarsa işte önümüzdeki 10 yılda Biden yönetimi ya da Biden'dan sonra göreve gelecek olan Kamala Harris yönetimi bu bizim için muhteşem. Benim gibi altın, gümüş ve bitcoin'e ve kripto paralara yatırım yapan yani sınırlı
parasal varlıklara yatırım yapan herkes için muhteşem bir gelişme. Düşünsenize piyasaya 10 yılda 93 trilyon dolar para çıkacak. Yani her yıl 9 trilyon 10 trilyon dolar civarında para piyasaya çıkacak. Yani Amerika'nın 200 yılda bastığı 1 trilyon dolarlık Merkez Bankası parasının neredeyse 10 katı önümüzdeki 10 yıl boyunca sürekli her yıl piyasaya çıkacak. Siz düşünün, yani bu sene sadece 3 trilyon dolar basıldı. Altın, gümüş, Bitcoin ne oldu biliyorsunuz. Her sene bunun 10 trilyon dolara çıktığını düşünün. Zaten Joe Biden şu anda bile bir 7 trilyon dolarlık harcama planından bahsediyor. Bu planın vergilerle finanse edileceğini söylüyor. Fakat bu vergiler toplasanız 4 trilyon dolara falan ulaşıyor. Ancak masraflar, sağlık harcamaları, altyapı yatırımları, diğer işte yüksek eğitime, fakirlere evler tahsis edilmesi, sosyal yardım programları vesaireyle 7 trilyon dolarlık bir harcama zaten bu Green New Deal'ın dışında planlıyor Biden. 2 trilyon dolar temiz enerji altyapı yatırım planı zaten var. Yani Green New Deal olmasa bile bu 7'nin üzerine 2 trilyon da buradan geliyor. Yani inanılmaz ucu bucağı olmayan bir harcama. Benim için mükemmel. Altın, gümüş ve Bitcoin ve altcoin yatırımcıları için bulunmaz bir fırsat. Muhteşem. Peki Amerikalılar, bu Trumpçılar niye bu kadar bu planlara karşı çıkıyorlar? Çünkü arkadaşlar bu paraları harcayacak Amerika'da bir güç yok. Yani Amerika'ya da değil, hiç kimse de, dünyada hiç kimse de böyle bir parayı harcayacak bir güç yok. Yani ne Çin'de var ne de başka bir devlette var. Olamaz da zaten. Amerikan devleti şu anda hem dış ticaret açığı hem de bütçe açığı veren, ekonomisi delik, borçları tavanda bir ekonomi. Bakın bu Kongre Bütçe Ofisi'nin projeksiyonları 2000 yılından bu yana, 2000 krizinden bu yana Amerikan bütçesi sürekli açık. Bakın eksi. 2008 krizinde eksi 10'a kadar gitmiş. Şimdi 2020 krizinden sonra bakın eksi 16'ları göreceği düşünülüyor. 2025'e kadar ancak normalde toparlayacağı düşünülüyor. Bunların içine bu AOC'nin Green New Deal'ı, yeşil yeni düzeni ya da Biden'ın yapacağı bu 7 ila 9-10 trilyon dolar arasındaki harcamalar yok. Bir de bunları katıldığını düşünün. Bütçe hepten açık verecek demektir. Ve Amerika'nın dış ticaret açığı 2000 yılından beri o da sürekli açık. Bakın bazı yıllar 70 milyar dolara kadar çıkan açıklar. Şu anda da tuhaf bir durum oluyor. Kriz olmasına rağmen Amerika'nın dış ticaret açığı hala büyüyor. Yani 2008'de kriz olduğunda bakın dış ticaret açığı son derece küçülmüş, yarı yarıya küçülmüş. Ama şu anda kriz olmasına rağmen sürekli dış ticaret açığı artmaya devam ediyor. Yani Amerika'nın yurt dışı ile yaptığı ticarette sürekli açığı var. Çin'e karşı yaptığı ticarette korkunç bir açığı var. Bu kadar Çin'e yaptırım şu bu uygulandığı halde. Ve Amerika boğazına kadar borçlu zaten. Daha bu harcamaların hiçbirisi yapılmadan. Toplam borcun Amerikan devletinin toplam borcunun Amerika'nın bir yıllık üretimine oranı %107. Bu oran Cibuti'de, Kıbrıs'ta, Mısır'da, Arjantin'de, Pakistan'da, Gambiya'da falan, Moritanya'da daha düşük. Düşünün yani. Dünyanın en borçlu devleti de Japonya bu arada. Amerika'nın bile 2,5 katı neredeyse daha borçlu. Bütün Batı ülkeleri, ki bu plan sadece Amerika'yı içermiyor zaten. Bütün gelişmiş ülkeleri, bütün eski sanayi ülkelerini içeriyor. Hepsi bakın, İsviçre, Avustralya, Danimarka, Kanada, Norveç, Hollanda, Güney Kore vesaire, İngiltere, Hong Kong, Amerika, gördüğünüz gibi hepsinin hane halkları yine boğazlarına kadar borçlu ve şirketleri korkunç derecede borçlu. %400'ler, 300'ler, 200'ler, %80'den fazla borçluysanız batıyorsunuz demektir. Bakın zaten şuralar %90, %100. Burada zaten %100 yok, hep %200, 300, 400. Burada da görüyorsunuz Jamaika'ya kadar şuralar, Belçika vesaire de burada, bir sürü Avrupa ülkesi de burada. %80'in üzerinde olanlar aslında batıyor demektir. Burada güvendikleri tek bir şey var. Nasıl finanse edileceğine dair. Para basmak. Ve buna da yeni bir isim bulmuşlar. Modern Monetary Theory. MMT. Modern Para Teorisi. Bu da özet olarak şu demek. Yani bugün siz paraları basıp özel şirketlere veriyorsunuz, bankalara veriyorsunuz, borsaları, emlak sektörünü, bonoları şişiriyorsunuz. Bu paraları biz basalım, ya Merkez Bankası bizim adımıza bassın ya da biz doğrudan hazine olarak basalım ve bunu işte bizim Green New Deal isimli projelerimiz gibi bir sürü büyük altyapı
projelerinde kullanalım. Yani işin Türkçesi, kapitalistler, sermaye sahipleri, bankacılar bu paraları kullanmasın. Bizim gibi milletvekilleri, bürokratlar, devlet görevlileri kullansın. Yani Alexandria diyor ki işte bunu Fed başkanı ya da bilmem ne bankasının başkanı, JP Morgan'ın başkanı bu paraları kullanmasın. Ben kullanayım. İşin Türkçesi bu. Ben karar vereyim nereye ne yatırım yapılacak, hangi firma desteklenecek, hangi toplum kesimine ne yardım yapılacak. Bunun dağıtımı ben yapayım. Yani paranın kontrolü bana geçsin. Hesaplamadıkları şey şu: Amerika zaten ekonomisi son derece kötü durumda. Tek dayanağı bu doların dünya çapında kabul edilmesi. Bu kadar çok dolar basarsanız, 10 yılda 93 trilyon dolar basarsanız doların bir değeri kalır mı? Bunu hiç hesaplayan yok. Bunlara göre geçmişe bakıyorlar. 2008'den beri para basıldı, enflasyon olmadı. Bundan sonra da olmaz. Ben istersem 100 trilyon dolar da basarım demek istiyor bu yeni gelen yönetim. Biden, Kamala Harris ve işte Alexandria Ocasio-Cortez. Bu yapılmak istenenlere benim hiçbir itirazım yok. Süper. Yapılması gerekir. Yani bütün o enerji altyapısının değiştirilmesi, fakir kesimlere yardımlar yapılması gerekir. Ama bu Amerika gibi bir ekonomide yaşlı, nüfusu yaşlı, bütün tüketim alışkanlıkları, aile düzeni değişmiş, sosyolojik olarak değişime uğramış bu ekonomide bunu yapmaya kalkarsanız elde edeceğiniz sonuç Roma İmparatorluğu'nun çöküşü dönemindeki müthiş enflasyon olur. Siz para basıp bu projeleri gerçekleştirmek istediğinizde birçok şeyi yurt dışından alacaksın. Yani havadan bütün dünyadaki borsaların değeri kadar para basıp bu değerdeki kadar mal ve hizmeti yurt dışından, özellikle Çin gibi ucuz emek kullanan ülkelerden yine ithal edeceksiniz. Ve bu ne demek? Aslında buralara sadece kağıt parçaları verip gerçek mal, hizmet, insan gücü transfer edeceksiniz ve yeni sanayileşen ülkeler artık başta Çin olmak üzere bu numarayı yutmuyorlar zaten. Ne diyorlar? Çin kendi para birimini ne yaptı 2018'de? Ben burada defalarca anlattım. Petro Yuan kontratlarıyla zaten Yuan'ı altına bağladı. Artık önümüzdeki dönemde Çin bu kağıt, arkasında hiçbir şey olmayan sınırsız paraları, bunları dijital forma da dönüştürseniz kabul etmeyecek ve sizden altın talep edecek. Zaten bu yüzden bütün yeni sanayileşen ülkeler, işte Türkiye, Kazakistan, Rusya, Meksika, Brezilya neyse, hepsi altın biriktiriyorlar. Altın, gümüş ve Bitcoin yatırımcısı için, kripto para yatırımcısı için bundan daha uygun bir ortam bulunamaz arkadaşlar. Tek bir belki şeyimiz olabilir. Acaba bu yönetimde olanlar altına, gümüşe, Bitcoin'e bir yasak getirebilirler mi? Özellikle de Bitcoin'e. Ama gördüğümüz kadarıyla böyle bir şey de düşünmüyor Joe Biden en azından. Çünkü birlikte çalışmak istediği Vadeli İşlemler Komisyonu'nda daha önce görev yapmış olan Gary Gensler tam bir Bitcoin dostu bir insan. Buradan da şunu çıkartabiliriz: Biden'ın en azından böyle bir Bitcoin düşmanlığı, altın gümüş düşmanlığı şu anda yok. Zaten daha önce de ben ifade etmiştim, seçimle göreve gelen iktidarlarda bu tip bir düşmanlık olamaz. Çünkü bu araçları milyonlarca insan kullanıyor. Bunları siz mağdur ederseniz seçimlerde ne kadar az farklarla seçim kazanıldığı ortada. Ne altın sahiplerini, ne gümüş sahiplerini, ne Bitcoin sahiplerini mağdur edemezsiniz. Ederseniz bu insanlar sizin aleyhinize dönerse seçim kazanamazsınız. Peki bu güzel ortamı kısa vadede hangi riskler hala tehdit ediyor? Öncelikle Trump görevi bırakmayı, seçimi kaybettiğini kabul etmeyi henüz kabul etmedi. Hukuki mücadele vereceğini zaten en başından, daha seçim olmadan söylemişti. Bu işi yüksek mahkemeye götürecek muhtemelen. Şu ana kadar ortaya koyduğu iddiaları ciddi biçimde delillendirmekten uzak. Ama yine de burada bir belirsizlik yaratacağı, bir süre daha bu senato seçimlerine kadar, resmi devir teslim 20 Ocak'ta zannediyorum olana kadar bu meseleyi piyasa üzerinde bir tehdit olarak devam ettirecek. Asıl büyük risk CVD-19'un ikinci dalgasının bütün dünyaya şu anda hızla yayılıyor olması. İspanya'da bugün 1600 hayatını kaybetme, Amerika'da 1148 hayatını kaybetme bu şekilde devam ediyor. Çok yüksek sayılarda ölüm oranları, çok hızlı bir bulaşıcılık ve çok hızlı bir vaka artışı bütün dünyada devam ediyor. Bakın, vakalar artışı şöyle en tepede ve
Ölü sayısı da, günlük ölü sayısı da birinci dalganın tepelerini gördüğünüz gibi yakalamış durumda ve muhtemelen daha da durum ciddileşecek önümüzdeki günlerde hem ülkemizde hem de bütün dünyada ve kapatma önlemleri bütün Avrupa'da neredeyse yarım ya da tam kapatma ya da tamamen sokağa çıkma yasağı şeklinde önlemler her yeri kaplıyor. Tabii bunlar ekonominin durması anlamına geldiği zaman Mart ayı gibi bir erime ihtimalini ortaya çıkartıyor. Bu gördüğünüz Nasdaq Bileşik Endeksi gördüğünüz gibi normal trend çizgisinden son dönemde aylık olarak bakıyoruz şu anda. Çok uzaklaşmış durumda ve aylıkta da bir çift tepe yapma durumuna girmiş durumda. MACD dediğimiz bir indikatör gösterge var. Orada da bakın 2000 krizinde bile şu anda kırmızı çizgiyle mavi çizgi arasındaki fark bu kadar açılmamış. Zaten 2008 krizinde hiç öyle bir durum olmamış. Bu arkadaşlar aşağı doğru dönerse, borsa aşağı giderse altın, gümüş ve Bitcoin de onunla beraber aşağı doğru hareket edebilir. Altın ve Bitcoin belki daha iyi dayanabilir. Bunlar tabii tamamen olasılıklar. Biliyorsunuz ben bu olasılıklara karşı portföyümde %50'den fazla dolar bulunduruyorum. 2000 seçimlerinden sonra 2000 krizi ve 2008 seçimlerinden sonra da 2008 krizinin en kötü zamanları yaşanmıştı. Bu seçimlerden sonra da bir borsa sıkıntısı olabilir. Neye bağlı olarak? Bu hükümetin Senato ile ortaklaşa bir yardım paketi çıkarıp çıkarmayacağına ve çıkaramazsa Fed'in destek verip vermeyeceğine bağlı olarak. Yani Fed destek atarsa borsa yukarı gitmeye devam eder. Altın, gümüş, Bitcoin yukarı gitmeye devam eder. Ya da bir küçük de olsa bir kurtarma paketi açıklanırsa yine borsa, altın, gümüş, Bitcoin için olumlu olur. Tabii CVD19'un oluşturacağı kara deliğin büyüklüğünü kapatabildikleri sürece, eğer kapatamıyorlarsa, iflaslar daha hızlı gelişirse yine bir dolara atak söz konusu olabilir. Umarım Biden yönetimi de bu harcamalarına bir an önce başlar ve altını, gümüşü, Bitcoin'i ve diğer altcoin'leri de yukarı doğru iter. Piyasaları çok yakından takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen YouTube kanalıma abone olun ve abonelik işaretinin yanındaki şu zil işaretini tıklayıp bildirimleri açın.